Ve evet dostlar, yine yeniden başlıyoruz. Herkese çok selamlar. Son videolarda şu an altcoin sepeti yapacak olsam sepetin küçük bir bölümünü 5 tane kedili köpekli meme dediğimiz topluluk token'la 20'şer dolar şöyle dağıtarak beklerim demiştim. Rakamları da bilerek isteyerek minimal veriyorum videolarda. Neyse, bugün işte bir meme token analizi nasıl yapmak lazım, örnek bir token üzerinden anlatacağım. Başlarken kanala abone ol, like tuşuna basmayı unutma ve yorumlarını mutlaka bekliyorum. Anlattıklarım, gösterdiklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Evet, welcome on board. Şimdi öncelikle bir, tamam mı? Bak sana burada kaç tane? 11 tane madde hazırladım. Birincisi web sitesi. Web sitesine bakacaksın, tamam mı? Nasıl hazırlanmış? Son trendlere göre hazırlanmış mı? Web sitesine mesela özenilmiş mi? Tamam mı? Bakıyoruz burada. Yani genel olarak aslında daha giriş seviyesi. Mesela bu baktığımız örnekte biraz daha giriş seviyesi bir web sitesi var ve burada tabii şeye bakacaksın. Hani bir yazım hatası var mı mesela? Bunlara da bakmak lazım. Ya biraz aslında özenilmiş mi abi? Bu hani web siteleri bir işin vitrinidir değil mi? Özenilmiş mi, özenilmemiş mi? Buna bakacaksın. İkincisi, projesi var mı? Yani projesi var mı? Ne kadar gerçekçi varsa. İşte yol haritası nedir mesela? Şurada mesela bir tane örnek, yani şöyle baktığımız zaman bunun yol haritasında işte birinci aşama, ikinci aşama, üç demiş işte. Sosyal networkler kurmak vesaire. Tamam, topluluk token'ı böyle dev büyük projeler beklemiyoruz ama neler yapmayı planlıyor burada, ne kadar gerçekleştirebilir ya da ne kadar büyük. Yani ne kadar büyük o kadar iyi aslında. Ve tabii white paper'ına baktığımız zaman ne kadar teknik. Mesela about us, burada bir yazım yanlışı var mesela. Bu bir şey aslında, hani özenilmiş mi? Bunu görmek istiyoruz abi. Hani white paper ya da ne kadar teknik, neler var neler yok, tekniklere bakıyoruz. Yani teknik bilgiler var mı, yoksa hani şunu yapacağız, bunu yapacağız, tokenomics'tir, burning'tir vesaire falan, hani bunlar mıdır? Ve bir diğeri de hangi borsalarda listeli, tamam mı? Ona da mesela şeyden, CoinMarketCap'te listeli mi mesela, bu da önemli. CoinMarketCap'te görebiliyor muyuz borsalar kısmında, işte burada bir detayları var mı, bunlara bakacağız. Ve sonrasında tabii Dex Tool'a açıyoruz kanka. Dex Tool'da tabii şeyini almak lazım. Web sitesinde de olur bu sözleşme adresleri. Mesela kontrat adresler. Bunu buradan kopyalarsın, gelirsin, kopyala de şöyle. Ben yaptım da mesela buraya yapıştır, tamam mı? Şöyle paste de. Şurada çıkıyor zaten. Aynısı açıldı zaten. Şimdi kanka burada baktığın zaman Dex Tool'da nedir? Yani burada zaten direkt teknik analizine de bakabilirsin. Bazılarının Trading View'de yoktur ama bununkinin var. Göstereceğim birazdan. Teknik analiz de yapabilirsin burada. Ve ayrıca şeye bakacaksın. Dex Tool'da mesela honeypot denen bir şey var. Yani gizli tuzak var mı? Zaten hani önemli bir nokta bu. Gizli tuzak var mı? Bu zaten direkt buradan alt tıkladığım için direkt geliyor. Diyor ki gizli bir tuzak yok diyor. Genelde bu gizli tuzak dediğimiz şey şu oluyor. İşte alıyorsun ama satamıyorsun. Satıma kapalı oluyor, bir şey oluyor falan. Hani alması kolay, çok güzel ama satış yapamıyorsun, elinde kalıyor. Bu önemli, yani hani öyle bir şey var mı? Tabii burada diyor ki her zaman değişebilir bu. Bu bir garanti içermez. Her zaman değişebilir. Bu sadece o an için bir bilgi olsun sana diyor. Bu an için bir bilgi ama sen her zaman kendi araştırmanı yapman lazım. Bunu böyle burada gördüm tamam sorun yok deyip arkana yatmayacaksın. Yatarsan o bir sıkıntı, yani onu söyleyeyim. Ha, şu an için böyle bir durum var. Böyle bir durum var ve işte buy tax, sell tax durumlar ne, bunu gösteriyor. Diğer olarak da işte mesela Pucoin'den bakabilirsin. Pucoin'deki işte yine token kontrat adresini yazıyorsun. Fix abi, kontrat adresini alıyorsun, yapıştırıyorsun, geçiyorsun. Mesela burada total supply var, tamam, market cap'i var. Şimdi coin market cap'te yoksa buralarda görebiliyoruz. Pucoin'de. Pucoin'e girip pucoin.app, tamam mı? Google'a yazsan da çıkar. Burada şu bölüme yapıştırıp geçiyorsun ya da ana sayfasında. Şimdi toplam miktar ne kadar vesaire, bunları CoinMarketCap'te olmasa da burada görebiliyoruz. Ha, ondan sonrasında neye bakacağız burada? Mesela MRL Holders diyor. Tamam, Holders'a tıklıyoruz. Direkt kontrat adresi BSC'si kendinden açılıyor. Binance zincirinde olduğu için, BNB zincirinde. Mesela bakıyoruz 700 tane adresle 700 tane holder'ı var. 700 ne demek abi? Yani başlangıç seviyelerine yakın. Hani tamamen yeni, hani 2 gün önce başlamamış. Hani 3-5 holder yok veya daha ön satışa girmemiş. Bir tane cüzdanda kümelenmiş değil. 700 tane var. Başlangıç seviyelerine yakın, birazcık ilerlemiş. Çok fazla ilerlememiş. 700. Mesela biraz daha ilerleyenlerde işte dediği gibi yaparsa, biraz daha kendisini büyütebilenler 4000-5000 holder oluyor. Sonra 40-50000 diye gidebiliyor. Ha, gider gitmez onu bilmiyoruz. O ayrı bir hikaye. Ama
burada holder sayısı da önemli yani. Ve işte holderlar ne kadar kümelenmiş? Mesela ne kadar buradaki percentage dediğimiz oran ne kadar dağıtılmış şekildeyse aslında o kadar iyi. Demek ki bir cüzdanda, iki cüzdanda kümelenmemiş. İşte kurucusun elinde çok fazla yok. Canı sıkıldı mı malı boşaltacak gibi bir durum olmamış oluyor o zaman. Yani böyle eşit şekilde dağıtıldığı zaman bu önemli. Yani onlara bakmak lazım. Onun dışında... Başka ne kadar neye bakabiliriz? Burada zaten şeyde görüyoruz. Poolcoin'de kontrat, transaction'lar. Bunlara zaten tıklayıp bakabiliyoruz. Ne kadar aktif transaction yapılıyor mesela? İşte mesela bunda 12 dakika önce, 17 dakika önce, 39 dakika önce gibi bilgiler var. Onun dışında mesela işte borsalarda listeli. Mesela web sitesine baktığımız zaman şurada bir yerde bir borsa var. Mesela CoinTiger diyor. Mesela PancakeSwap diyor. PancakeSwap'taki likiditeyi görmek lazım tabii. Yine onu bu sitelerden görebiliyoruz ama CoinTiger, işte mesela CoinTiger'ın tweetini buldum. Ve burada demiş ki ta Kasım ayında listelenmiş zaten. Bakıyoruz gerçekten var mı güncelde. Şuna da bak yani mesela burada listelidir abi. Kasım ayı 3 ay sonra delist etmiştir mesela. Hani burada öyle bir şey yok ama gireceksin web sitesinden de kontrol edeceksin yani gerçekten listeli mi? İşte 4 saatlik 8 saatlik grafikler falan burada görüyoruz mesela. Şöyle açtığımız zaman CoinTiger'dan görebiliyoruz. Evet, bunun dışında şeyden zaten teknik analiz yapabiliyoruz. Ve teknik analizde tabii şu soruyu da cevaplamak lazım. Abi bu topluluk token'ı daha önceden bir boğa gördü mü? Bir all time high'ı var mı? Geçmişi var mı yani? Mesela bunun daha önceden bir boğa görmediğini görüyoruz yani. Öyle bir durumu yok. Ha ne yapmış mesela teknik analiz tarafında? Tam diplere gelmiş. Yani desteğe gelmiş. Bakalım burada tutunur mu? Yoksa bu bir yükselen takoz yani. Bunun kaderinde düşüş vardır normalde biliyorsun. Şöyle bir şey arkasından... Mesela düşüş gelir. Yani burada tutunacak mı? Tutunursa buradan biraz daha şöyle de gitme durumu olabilir. Burada zaten aynısını yapmış ama teknik olarak burada almak bence biraz sıkıntı olabilir. Çünkü yükselen takozun dediğim gibi kaderinde düşüş vardır ama hani burada baktım biraz daha onay alıyor gidiyor. Belki oralardan denenebilir. Hani ben burada zaten al sat anlamında bir şey söylemiyorum. İşte VT cross yapabilirsin. Şöyle bakabilirsin. Yukarıdan bunu çekersen bu dirençleri gösterir kanka. Aşağıdan çekersen şöyle bu da destekleri gösterir. Fakat ben nasıl kullanıyorum? Ben eğer aşağıdan çekebildiğim her zaman aşağıdan çekmeyi tercih ediyorum. Çok geçmişten beri yani evet aşağıdan çekince desteği gösterir. Benim 4-5 yıllık analizime, içgörüme, yaptıklarıma, yaptığım binlerce analize göre aşağıdan çektiğin zaman da benim analizlerimde destek tarafı, direnç tarafı her ikisi de çalışıyor. Ben zaten teknik analizde bir şey basit yapabiliyorsam zaten basit yapma taraftarıyım. Durum bu. Burada bak zaten bak aşağıdan çektik. Bak destekleri gösterdi. Al sana dirençleri de gösterdi. Bak burada da direnç var yani. Bak buraları gösteriyor. Buradaki dirençleri de gösteriyor. Durum bu kanka. VT cross'u kullanabilirsin falan. Onun dışında teknik analiz. Sosyal medya hesapları ve topluluğu kuvvetli mi? Bakıyoruz mesela. Yeni başlamış burada. 900 bin tane abonesi var. İşte Telegram'ında neler var? Aktif kullanıyor mu? Twitter'ında. Telegram'ı da aynı şekilde aktif kullanıyor. Mesela CoinMarketCap, CoinGecko yakında girecek diyor. Atıyorum bir coin'i gözüne kestirdin tamam mı? 19 saat önce demiş. Dediklerini yapıyor mu diye kontrol etmek için bunu takip edebilirsin. Diyor ki CoinMarketCap ve CoinGecko'ya gireceğiz demiş yakında. Birkaç gün ver mesela. 3 gün, 4 gün, 5 gün ver. Hemen böyle paldır küldür almak zorunda değilsin. Bak gerçekten giriyor mu mesela CoinMarketCap'e? Aa dersin girerse. Evet. Dediklerini yapıyor en azından. Bak bir tane MRS gördük. Bunu gördüğün zaman tabii bu sana böyle direkt bir anda al anlamına çıkmıyor. Ama hani bu ufak ufak sana bir bilgi veriyor yani. Bunu böyle anlatmak istedim. Ufak ufak yani almak istiyorsan dediğim gibi yani bir sepet yapacaksan 20 dolarlık at abi. Tamam giderse gider yani ama hani bütün paranı gibi öyle bir şey atma ya. Yani topluluk tokenları da ben de atmam o çok büyük yanlış olur. 20 dolara at 5 tane seç mesela bu olur olmaz. Ben burada bir örnekten göstermek istedim. Bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Hani oradan girerse bir tanesi zaten o hani... 50x, 60x, 1000x, 2000x'i yakalarsın. Hani bu tabii şu an için bu geleceğe yönelik bir olay. Yani bu 5 tane topluluk token'ı seç. İşte ona 20'şer dolar yatır. Bu geleceğe yönelik. Şu an bir 500x, 1000x yapmasını beklemeyiz. Ama boğa sezonu geldiği zaman belli olmaz yani. Durumlar böyle. 5 tane seçersin. Ya da biraz riski azaltayım diyorsan 10 tane seçersin 10 dolardan. Durumlar böyle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını yaz ve hoşça kal. Bye bye. Evet. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Desteğini göster. Bye bye. Evet.